Hatay'da 12 saat enkaz altında kalarak yaşama tutunan Zemzem ve Abdullah Ergüle çiftinin 37 yıllık evliliği konteyner yuvalarında sevgiyle devam ediyor. Kahramanmaraş merkezi depremler binlerce insanın hayatına mal olmuştu. Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depreme Antakya ilçesinde yakalanan Ergüleç ailesinin yaşadığı apartmanda Asrın felaketinde yerle bir oldu. Enkazda kalan 65 yaşındaki Zemzem ve 68 yaşındaki Abdullah Ergüleç çifti 12. saatte molozların içerisinden çıkarıldılar. Deprem sonrası birlikte yaşama tutunan 37 yıllık Ergüle çifti 15 gün tedavi görerek yaşama tutundular. Asrın felaketinde birçok yakınını kaybeden karı koca 37 yıllık evliliklerini konteyner yuvalarında sevgiyle devam ettiriyorlar. Ben yatıyordum, ben uyardı, bir de baktım ki çok büyük deprem oluyor. Yani zordan evin içinden çıkana kadar öldük, kapının önüne geldim, evin kapısının önüne orada düştüm. Ayağım kırıldı. Ayağım kırılınca beyim de zaten bir anda çıktı aşağı düştü, adam geri geldi zordan demiri tutarak. Geldi beni ayaklarımla sürükledi aşağıya. Hemen beni yavaş yavaş karı koca sallana sallana, onun da ayağı kırılmış. Bir de baktım onu da düşünce tekrar kolu kırıldı bana yardım ettiği yerde. Aşağı merdiven neden iniyoruz? Sırtımıza bak, şeyin koridorun merdivenlerin duvarlar üstümüze düşüyor. Aşağı inene kadar öldük 3. kattan. İndik kapının önüne geldik, baktık ki üstümüz o karşımızdaki binanın duvarı kapıya diye düşünce Allah bizi kurtardı, kurban oldum. Orada sıkıştık kaldık ayaklarımız. Ve kaç saat? 12 saat hemen hemen biz yağmurun altında kaldık. Enkaz altında kaldık. Ne çıkabildik, ne geçebildik. Allah'ın bir kulu yok bizi çıkaracak. Sonradan oğlum geldi. Bizi kurtardı çok şükür Allah'a. Patanya koydular, kaldırdılar bizi. Beni de kocamı da o şekilde. Kocam da basamıyordu. Hem kolu kırık hem ayağı kırık. Benim de ayağım kırık. Tek tek bizi çıkardılar. Sallanıyoruz. Hiç durmadı ki mübarek. Açsın, susuzsun. Allah kurban olduğum Allah. Şeker hastasıyım, diyaliz hastasıyım, tansiyon hastasıyım ve artık kalp hastasıyım. Çok şükür Rabbim, Allah'ım bana o günü, binlerce çok şükür Allah'ım bana o günü, Allah yardım etti. Ne acıktım, ne susadım üzüntüden, ne de aklıma yemek geldi. Çünkü şurum yerinde değildi. Kayboldu şurum korkudan, heyecandan, korku. Her an ölüm korkusu. Enkazda yaşadığımız durumlar, enkaz olduğu anda ben yataktan fırladım. O fırlamada zaten ayakta zor duruyorduk. Sağa sola savuruyordu bizi. Eşimi çıkartmak için çaba gösterdim. Kapının giriş çıkışına gelince o enkazın, yani depremin sarsıntısı resmen beni fırlattı. Merdivenlerden aşağı. İki kat aşağıda asansör kapsamında dayandım. Ben eşim dedim öldü. Sağıma sola bak, göremeyince onu korktum. Baktım yukarıdan bağırıyor, koşarak çıktım. Kalçam kırık, farkında değilim. Eşimi zoraki kaldırdım işte yerden. Merdivenler tutunarak demirleri aşağı indik. Tabii ki sağdan soldan üstümüze yıkılan duvarlar falan. Kapının çıkışına geldiğimizde karşımızdaki binanın çökmesi bizi enkaz altında bıraktı. Yaklaşık bir 12 saat. 12 saat sonra oğlumun gelmesi, bizim çabalarımız, oğlumun arkadaşları falan hepsi birlikte annesini önce bir yorgan içerisine alarak dışarı çıkarttılar. Sonra gelip beni aldılar. Direktmen zaten arabaya bindirdi oğlan bizi. Alanya'ya, hastaneye yattık. 1,5 ay falan orada kaldık. Şuurumuzu kaybetmiştik. Ne yaşadığımızı ben bile anımsayamıyorum.